Evet Tümer abi, ne yapıyorsun? Alo. Alo, ne yapıyorsun Tümer abi? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi, bizde de şey şimdi şanzıman bıraktı galiba bu arabaya. Babam bakıyor da şimdi. Ne oldu? Şanzıman bıraktı galiba, babam öyle dedi. Bir bakacak şimdi. Allah Allah. Ha. Bir şey biraz zorladık da. Ya bir şey yoktu arabada ya. Bilmiyorum, bakın ya, sıkıntı yok. Tamam tamam Tümer abi, hadi gel. Tamam, hadi bakalım. İnandı harbiden. Babana biraz korktu, ben arayayım onu, şaka olduğunu söyleyeyim. Alo. Efendim. Şaka yaptık Tümer abi, vallahi video şu an. Yok, sıkıntı yok oğlum. Ben, tamam. Araba sizin, sıkıntı yok. Eyvallah abi. Umurumda olmaz yani. Tamam, eyvallah Tümer abi, hadi görüşürüz. Tamam, hadi babasın. Biraz kızacağını düşündüm ama işte bir şey demedi ya, helal olsun. Arkadaşlar bugün birazcık böyle garip bir şekilde açmak istediğim videoyu. Yanımızda bir C5 var. LS2 motorlu. Ancak motor kapağımız LS3. Atmosferik bir araba. Onun dışında üstünde yazılım falan var. Normal bir C5. Ama tabii ki C5'ler hiçbir arabaya göre normal değil. Ben bugün fazla uzatmak istemiyorum. Dışını zaten biliyorsunuz. Aşırı hafif bir araba. Corvette'lerin arasında en aerodinamik olan araç bu. Buyurunlar efendim içine. Bu arada onun dışında araç ilk alındığında otomatikti. Sonradan manuele çevrildi. Ben direkt arabayı çalıştırmak istiyorum sizin huzurunuzda. Aküsü bir tık sıkıntılı. Bir dakika. Şu anda susturuculu modda. Şu anda da kendine has olan modda. Ben birazcık susturuculu modda dolaşıp size muhabbet etmek istiyorum. Ondan sonra zaten tabii ki sizin de sevdiğiniz o canavar moduna geçip aracı size göstermek istiyorum, dinletmek istiyorum. Önemli kemer. Kemer önemli. Şöyle. Bir dakika hocam. Kemer önemli. Olmazsa olmaz. Bugün sanayi içinden açmak istedim size videoyu tekrardan. Aşina olduğunuz gibi. Sonra tabii ki trafiğe kapalı alana geri çıkacağız. Ancak Porsche kadar rahat olabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü bu araç bayağı bir basık. O yüzden kasılarda falan bayağı bir zorluyor beni. Sanayi içi sıkıntı biraz. O yüzden sizinle birazcık muhabbet edip ondan sonra canavar moduna geçip trafiğe kapalı alana gitmeyi düşünüyorum. Bugün pazar ama bugün genele göre kalabalık ya sanayi içi. Normalde bu kadar olmaz diye. Ben zamanında babamın yaptığı Corvette buluşmalarında bagajda giderek uyuyordum falan böyle. O bagajı aşırı rahat bir bagaj. Ben en son 2022 Uşak yarışından sonra bagajda gitmek zorunda kaldım C5'te. Rahattı yani, şöyle diyeyim size, o zamanlar yine boyum uzundu bagaja göre. Ona rağmen rahattı. Sadece tek sıkıntı egzozun sıcaklığı. Bir C5'in arkasında gelmiştim. Hatta bu arabaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Barış abi, sana zahmet bagajı da gösterebilir misin? Bagajımız biraz şu an dağınık ama gayet rahattır yani. Benden size söylemesi, kendi yatağımdan çok o C5'in bagajında uyumuşumdur yani, öyle diyeyim size. Şu an dükkana gidelim biraz. Biraz dükkana takılalım. Yeni araçlar geldi. Bir Aston Martin'imiz var. Size onu göstermek istiyorum onun dışında. Deniz abiyle Mert abi de orada. Geldik. Araç 6 litre V12. Araç V12'ymiş. Onun dışında Aston Martin'lere fazla bir ilgim yok da yani, V12 olduğunu duyduktan sonra artık böyle bir zehir almadım değil. Selamünaleyküm. Zaten yarışımız. Ha, o İzmir'de yarışa çıkacak değil mi? Pol pozisyonda başlıyor. Evet, dün gördüm ben de.
kaç 36 dönmüş İzmir'de. Öbürleri 42 falan dönmüş. 42-3 dönmüştü en yakın olan ona. Ve ilk gidişi İzmir'e, daha çocuk kaç yaşında yani, ben tebrik ediyorum. Burada Mervetlerin bloğu toplanıyor. Doğukan abiyle beraber topluyoruz bunu da. Kapaklar takılmış. Yavaş yavaş geliyoruz. Süper şarjörü de koyacağız. O da değişik bir makine olacak. Şimdi ufaktan gidelim artık. Dolaşalım birazcık sanayide, takılalım. Buyurun. Araçta çalıştı orada zaten. Arabaya da... Yok, açıkmış. Baktım. Onun dışında ben çekim arabasını da göstermek istiyorum size. Burada bir C6 var. Onun dışında farklı bir C6'mız daha var. 700 beygir civarında. Onunla da bir video çekmeyi düşünüyoruz. Bu aracı işte çekim arabamız. Barış abi de sağ olsun. Eskalade, Cadillac Eskalade. Yapıldı bu da galiba. Şanzımanında galiba sıkıntı vardı yanlış bilmiyorsam. Otomatik rahat bir araba. Bagajı falan bayağı geniş. Şu anda kapalı çekim yapacağımız için. Onun dışında şuradaki parçalar koltuk oluyor. Sen de bu arabayı yakından biliyorsun. Tümer abinin arkadaşı olduğun için. Ya birazcık anlatabilir misin yani, nasıl oldu bu proje? Nasıl başladın? Nereden başladınız? Anlatalım tabii. Öncelikli olarak orijinalinde biliyorsun 5.7 litre. Evet abi. Bir makineyle geliyor bu fabrikadan çıkışta. Biz buna 6 litrelik bir makine koyduk üzerine. Beraberinde bir egzantrikle, ondan sonra manifoldla, emme manifolduyla performans güçlendirmesi yaptık. Biliyorsun ki baban da zaten evet, bunların dilinden en iyi anlayan kişi olduğu için üzerine bir de peşine yazılımını yaptık. Şanzımanı olsun, diferansiyeli olsun. Şu an standart bir C5'ten bambaşka bir araç. Evet. Abi yanlış hatırlamıyorsam bu araba bizdeydi galiba değil mi? Aynen öyle. Bu bizdeydi. İçinde zaten 3D printer'ın şeyleri de var. Evet, İmzalarımızı da bırakmış babam. Şaheserleri var içinde. Aynen. Abi onun dışında sence bu arabaya turbo konulsa nasıl olur? Veya süper şarjör tarzı bir şey. Bunu turbo koyarsan tabii bütün mevcut setup'ı baştan aşağıya değiştirmek gerekir. Bunu turboya çevirmek istersek böyle beraber daha kuvvet, daha iyi performans almak için pompa benzininden başka alkol ve türevi, yarış yakıtları gibi malzemelere de girmek gerekir. Çünkü turboyu taktıktan sonra tam performansı almak için bu tarz şeylere girmek gerekiyor. Daha doğrusu motoru kırmadan tam performans almak için. Aynen öyle. Onun dışında not mu? Evvelden bir operasyon. Abi orada galiba 3D şeyden, yok o şeyden yapmış bu sefer. Öbür yok, 3D değil bu. Şey mi, sıvı baskı? Yok, aynen bu sıvı baskı. Epoksi. Aynen. Yeni aldığım makineden basıyor. Sonra UV ışığında sertleştirip. 100 şat veya 150 şat gibi bir operasyon için uyarlamıştı şey makineyi. Pek de anlatabildiğim bir şey yok. Klasik Corvette yani, normal bir araba. Geçelim buyurun. Isındığı zaman daha iyi sıcak olur. Şu an seri rüzgar atıyor en lan. Ağabeyim ayağını değdirmeyeceksin hiç bunu. Test cihazına bağlıyor şu anda babam. Marş emiyor. Yazılımına bakacakmış. Yani şu an kaç video çektik? Bu 6. videom olacak. Kontağı aç Emir. 3 kez şeye bağladık bunu. 3 kez arabaları şeye bağladık. Test cihazına bağladık gün başında. Açık mı kontağı? Şu an açık. Açık. Az bir şey var ya. Cımbızlı. Cımbızlı olsana bıyıklarım. Adamın sakalı yok, panamerası yok. Adamın kolunda düğü yok, adam panamerası. Az bir şey var, göstereyim şöyle. Tümlerim çıktı az bir şey ya. Birazdan canlı olarak 4000 takipçi olacağız. Bu arada takip etmiyorsanız da Instagram hesabını da göstereyim ben size.
takip ederseniz sevinirim. Tabii ki destekleriniz benim için çok önemli. Bu ayın 20'sinde teste gidiyorum ben. Sonra bir de 29'unda test var. O arada da size video çıkarmak için Türkiye'ye geri döneceğim. Desteğinizi alırım, bir takibinizi alırım. F4 testi Cremona'da. İtalya Cremona pistinde bir F4 testine çıkacağım. SG Motorsport takımıyla Jenzer'le çıkmayacağız. Jenzer biraz pahalı geldi. Ama bir sonraki sene inşallah Jenzer'le yarışmayı düşünüyorum. Sponsor bulabilirsek tabii ki. Makine tertemiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Mikrofon açık mı? Mikrofon açık. Camlar şöyle hafif açık kalsın değil mi? Mekanik garaja doğru gidiyoruz şu anda. Sanayi içinde yani nasıl diyeyim size, dışından böyle aşırı kullanması zor gözüken bir araba. Ama şöyle diyeyim size, aşırı rahat. Yani ben Panamera'dan şu an daha rahat hissediyorum kendimi arabanın içinde. Belki yılların beraberliği de olabilir ama bilmiyorum yani, ben şu an çok rahat. Takas bile çeviriyorum yani şu an, hiçbir sıkıntı yok. Tek işte dediğim gibi sıkıntı şöyle kasisler. Yani mekanik garaj şu an kapalı. Yanından yeterince uzaklaştık. Babam çok zorlamayın dedi. Ama zorlayacağız. Arkamız boş. Millet bir geçsin de. Kalkamadım ya. İlk defa bu arada Corvette'le kalkış yapıyorum. Debriyajı biraz sakin bırakmak gerekiyor. Onu fark ettim şu an. Şimdi ikincide bir patiyle falan kaldıracağım, sıkıntı yok. F3'te yani çok farklı ya. F3 çok kolay yani buna kıyasla. F3'te yani motosiklet şanzıman olduğu için çekiyorsunuz, bir anda geçiyor kalkışta. Ama böyle bir araba değil. Bu kullanması yaklaşık 2-3 kat daha zor bir araba. O yüzden alışmam lazım. Şu kasetsiz sokağımıza bir gidelim. Kalkıyoruz. Çözeceğim demiştim size. Şu anda da çözdük, sıkıntı yok. Ben babamdan iyi kalktığımı düşünüyorum. Babam ikide böyle güzel gidemedi. Gelsin, onunla da bu arada bir F3'te kapışacağız. Onu her zaman Şahlak abinin yanında söylüyor. Ben Emir'e geçerim falan diyorum da bir kapışacağız, sıkıntı yok. Michelin Cup 2 sıfır lastiklerimiz var üstünde. Onların da bir üstünü bir açalım biraz. Araba da bir kendine gelsin yani. Öyle olmaz, öyle kuru kuru. Orada az önceki gittiğimiz yol daha iyiydi. Burası o kadar iyi değil. Deneyelim, burada da deneyelim. Ben çözdüm, sıkıntı yok. Kaldırayım mı? Abi şu anda geldik yoldan, gazladık araçla, böyle şu an çin 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 atıyor, metaller atıyor. Soğuyor araba, ısıttık bayağı bir. Bugün de güzel bir video oldu. Level C5 babayla, sıkıntı yok.
8 silindirle kalın, görüşmek üzere. We gon' have a good time tonight. December 31st kind of night. We might even get like two fine.